TYP kaldırıldı mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan toplum yararına programlar için önemli açıklama. TYP kalktı mı sorusu, Cumhurbaşkanı Yılmaz'ın önceki gün gerçekleştirdiği açıklama sonrası merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nda, İşkur, İşgücü Uyum Programı tanıtım toplantısına katıldı toplantıda söz alan Yılmaz, toplum yararına programlar, gibi aktif iş gücü programlarından etkinlik ve verimlilik çıktıları alınmış, iş gücü piyasası için en faydalı olacak şekilde değişikliğe gidilmiştir, ifadelerinde bulundu. Peki, TYP kaldırıldı mı? İşte, konuyla ilgili önemli detaylar. TYP kaldırıldı mı sorusu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları akabinde gündemde yer aldı. İŞKUR'un yeni dönemde farklı bir iş gücü programına geçiş yapacağını ifade eden Yılmaz, toplum yararına programlara artık sadece afet ve acil durumlarda başvurulacaktır ifadelerinde bulundu. Yeni dönemde iş gücü uyum programına geçiş yapılırken program ile çalışma hayatında vatandaşlara yeni fırsatlar sunulacak, eğitim almaları ve aynı zamanda tecrübe kazanmaları sağlanacak. Eğitim konuları finansal okuryazarlıktan etkili iletişime, iş sağlığı ve güvenliğinden kariyer yönetimine geniş bir yelpazede kişisel gelişim imkanı sunacak. TYP kaldırıldı mı? İstihdamı artırmak ve iş gücü piyasasına geçişi kolaylaştırmak amacıyla daha önce de çeşitli programları hayata geçirdiklerini söyleyen Yılmaz, "Bunlarla ilgili etki değerlendirmesi yaptık ve sonucunda yeni yaklaşımlar geliştirdik." toplum yararına programlar, gibi aktif işgücü programlarından etkinlik ve verimlilik çıktıları alınmış, iş gücü piyasası için en faydalı olacak şekilde değişikliğe gidilmiştir. Toplum yararına programlara artık sadece afet ve acil durumlarda başvurulacaktır. Bugün başlattığımız iş gücü uyum programı ise içerik itibariyle çok farklı. Zamanın ruhuna uygun, yeni bir perspektifle tasarlanan iş gücü uyum programı, çalışmaya adım atmayı kolaylaştırıcı, cesaretlendirici ve yol gösterici olacaktır. Vatandaşlarımızın becerilerini geliştirerek farklı sektörlerde iş bulma şansını artıracaktır. İş gücü uyum programı, Eylül ayında açıklayacağımız 2025-2027 dönemini içeren OVP hedefleriyle de örtüşecek şekilde hazırlanmıştır. 12. Kalkınma Planımız ve OVP doğrultusunda güçlü ve sürdürülebilir bir iş gücü piyasası oluşturmak, istihdamı artırmak ve iş gücümüzü daha nitelikli hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. İş gücü uyum programının işsizlikle mücadelede önemli bir araç olarak öne çıkacağına, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum ifadelerini kullandı. Katılımcılara günlük net asgari ücret ödenecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, işgücü uyum programı çalışma alanları arasında geri dönüşüm ve atık yönetimi, engelli, yaşlı, hasta ve çocuk bakımı, doğal yaşam alanlarının restorasyonu, ağaçlandırma ve tarımsal üretim, hayvancılık gibi alanların bulunacağını belirterek, İşgücü uyum programı kapsamında çalışma hayatına adım atan vatandaşlarımız yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacak. Böylece program kapsamında bir taraftan kamu kurumunda tecrübe edinirken, aynı zamanda başka bir işte daha çalışmaları mümkün olacak. Programın ilk 4 haftası 5 gün, geri kalanında haftada 3 gün çalışarak, 140 gün sürmesi planlanıyor. Katılımcılara günlük net asgari ücret ödenecek ve kısa vadeli sigorta primleri, %5,5 prim oranı sağlanacaktır iş gücü uyum programından öğrencilerimizin faydalanmasının da önünü açıyoruz. Üniversite öğrencilerimiz eğitimlerine devam ederken, bir taraftan da çalışma hayatında tecrübe kazanacak ve harçlıklarını çıkarabilecekler. Program, daha az maliyette daha fazla kişiye ulaşma imkanı sunacak ve iş arayanların yeteneklerini geliştirerek özel sektörde iş bulmalarını kolaylaştıracaktır. Bu yeni yaklaşımla hem iş gücü piyasamızı daha dinamik hale getirecek hem de vatandaşlarımızın kariyerlerinde sağlam adımlar atmalarını sağlayacağız diye konuştu.